Savaş nasıl başladığı kimse bilmiyor. Ama nasıl bittiğini de kimse unutamıyor. Dmitri Glukhovsky tarafından yazılan Metro 2033 ilk kez 2002'de internette yayınlandı ve 2005'te kitap olarak çıktı. İki devam kitabı ve Metro Last Light ile Metro Exodus oyunlarıyla birlikte insanların kalbinde kendine kalıcı bir yer buldu. Nükleer savaş sonrası Moskova metrosuna sığınan bir avuç insanın sağ kalım hikayesine odaklanan anlatı, kurduğu ilginç ve özgün dünya ile özellikle dikkat çekiciydi. Yerin altında sınırlı sayıda istasyona sığınan bu insanlar bile yine bir şekilde yerlerinde duramıyorlardı. Savaşın yok ettiği dünyanın kurbanları yine savaştan kendilerini alamayacaklardı. Yeryüzü ölmüş olabilirdi ama eski dünyanın ölü düşünceleri Metro denen mezarlıkta hortlamıştı. Gelin bugün sizlerle birlikte bu savaş meydanının taraflarını konuşalım. Savaş sonrasında metrodaki düzeni sağlamak için kurulan Metro Merkezi Komutası düştüğünde ve istasyonlar bağımsız şehir devletçikleri olarak kaldıklarında bazı insanlar çözümü geçmişte aramayı seçtiler. Sovyet döneminin dekorları, heykelleri, bayrakları ve düşünceleri metroda hala kaybolmamıştı ve insanlar bu kalıntıları tarihe gömmeye razı değillerdi. Sınıf eşitliği gibi ilkelerle yakılan bu ideolojik ateşler kısa bir süre sonra sayısız istasyona ulaştı ve en sonunda uzun mu uzun Kızıl Hat denen bir fraksiyon kuruldu. Metro Merkezi Komutası'nın bıraktığı boşluğu doldurmak ve metrodaki tüm istasyonları tek bir sancak altında toplamayı amaçlayan bu fraksiyon, bitmek bilmeyen bir ateşi ve ölçülemez insan gücüyle başarılı olabileceğine inanıyordu. Ne var ki paranoya, korku ve de güç açlığı gibi bazı sorunlar metro hakimiyetinin önüne geçti ve gerçek açlık gibi çok ciddi başka sorunlar çıkmaya başladı. Bir yandan da Kızıl Hattın egemenliğine girmek istemeyen diğer istasyonların da farklı isimler altında toplanması ve etkin bir direniş göstermesi devrimci güçlerin hayallerinin önüne geçti. Yine de Kızıl Hat hiçbir zaman amaçlarından vazgeçmiyor. Metrodaki diğer fraksiyonlara insan gücüyle karşı koyan ordusu hiç durmadan büyümeye devam ediyor. Devrimci kumandanlar, zafere giden en kısa yolu bulmak için gözlerini her daim açık tutuyorlar. Tabii tam olarak bu noktada Kızıl Hat kendi öncüllerinin kurban gittiği hataları düşüp acımasız bir tekrarın içinde kapana kısılıyor. Güç için birbirleriyle kapışan hırslı ve açgözlü komutanlar, ardındaki tünelleri hareketsiz bedenlerle dolduran bir savaş coşkusunu ve kendi insanlarını kırıp geçen acımasız bir açlığı miras bırakıyorlar. Halka Hattı İstasyonları Birliği olarak da bilinen Hanza, ekonomik olarak metro üzerindeki en büyük güç. Bu ekonominin desteklediği ve Kızıl Hat güçlerini de durdurabilecek bir boyutta olan ordusu, Hanza'nın varlığının devamlılığını temin ediyor. Orta Çağ'da Alman şehirlerinin birbirleriyle yaptıkları ticareti korumak amacıyla kurulan Hansa Birliği'nden esinlenen bu fraksiyon da aynı şekilde bir ticari yapı olarak kuruluyor. Yine de demokratik ilkelerle devamlılığı sağlanan daha merkezi bir idare ile yönetiliyor. Metronun geri kalanına kıyasla Hanza vatandaşları temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılıyorlar ve daha rahat şartlar altında yaşıyorlar. Sahip oldukları geniş çembersel şekil Hanza'ya hem ticari bir koz veriyor hem de bu çemberin içi ve dışı arasındaki geçişler için ona bir denetim mekanizması sağlıyor. Kapitalist dünya model alınarak düşünülen bu fraksiyon, önceden acımasız bir savaşa girdiği diğer gruplarla ticaret yapma fırsatını asla kaçırmıyor. Diğer güçler de Hanza'nın ticaretiyle gelen kaynaklara bağımlı olmuş durumdalar. Bu da hızlı ama ağır kayıplar verilen savaşlar ile arada ticaretin yapıldığı barış süreçlerini doğuruyor. İronik bir şekilde bu ticarette yine bu savaşlarda verilen kayıplar telafi edilirken sonraki savaşlarda hazırlık yapılıyor. Tarihte hep olduğu gibi savaş ve ticaret insanlığın doğasından hiçbir zaman eksilmiyor. Nükleer savaşın kavurucu alevleri yeryüzünü yakıp geçmiş olabilir. Ama yeterince acımasız olamamış ki bazı pislikleri temizleyememiş. Komünizm ve kapitalizm gibi kendini yer altında hortlamış bir şekilde bulan düşüncelerden birisi de faşizmdi. Metro Ruslarındır çığlığı ile yola çıkan bu fraksiyon, yaptığı katliamları sadece milli bir ayrımcılığa dayandırmadı. Aynı zamanda genetik bir arındırma sürecini de arkasına aldı. Mutantlar,
istenmeyen kişiler olarak ilan edildiler ve insan uygarlığı onlardan arındırıldı. Dikkat edin, eğer fazladan bir beniniz varsa, yüzünüzde sivilce çıkmışsa veya alerjik bir deri hastalığınız varsa 4. Reich istasyonları size göre olmayabilir. Kendilerini gösterdikleri gibi anında metrodaki herkesi düşman edinen bu fraksiyonun elinde çok fazla istasyon yok ama diğer gruplar gibi belirli bir hattın üzerinde de durmuyorlar. Birbirleriyle doğrudan bağlantısı olan 3 istasyonu doğrudan ellerinde tutuyorlar. Bu da onlara herhangi bir sorun karşısında hızlı ve kapsamlı çözüm olanağı sunuyor. Ayrıca Hanza ve Kızıl Hat gibi düşmanlarına karşı insan gücü açısından bir avantaja sahip olmasalar da teknoloji ve deneyim açısından daha farklı kozlara sahipler. Savaşlarda belirli bir kazanç elde edemeseler de en azından bu şekilde bir yenilgiye de uğramıyorlar. Rakiplerini çıkmazlarının ardında tutuyorlar. Kendileri birkaç istasyondan oluşmalarına rağmen etkileri tüm metroda hissediliyor. Azınlıkta olsalar da bütün yeraltı dünyasında az çok sempatizanları oluyor. Yine de bu kadar düşmancıl bir tavır sergileyen bu fraksiyonun sonu çok uzakta görünmüyor. Tabii diğer yandan insanlığın kendi sonu ne kadar uzakta olabilir ki? Polisin ışıkları o kadar aydınlıktır ki tünellerin karanlığına ve istasyonların loşluğuna alışan metronun diğer insanları bu şehirde güneş gözlüğü takmak zorunda kalır. Eğer nükleer bombalar insan denen varlığı daha öldürememişse polis şehri o insanın son nefesidir. İnsanın hala insan gibi yaşayabildiği ve hala insanlık değerini koruyabildiği yerdir. Rusya Devlet Kütüphanesi'nin altına kurulan bu şehir bilimcilere, sanatçılara, filozoflara ve daha nice bilgi aşıklarına ev sahipliği yapar. Metronun diğer istasyonları cahillikten ve de savaşlardan kırılırken polis insanları hala eski dünyanın bilgilerini korurlar. Polis, önceki fraksiyonun sunduğu büyük bir avantajı da sahiptir. Birbirleriyle doğrudan bağlantısı olan 4 istasyonun bir araya gelip oluşturduğu bir şehirdir. Eski devlet görevlilerinin, ordu mensuplarının, bilim insanlarının ve sanatçıların oluşturduğu organizasyon, kendi aralarında verimli bir şekilde çalışan meslek loncalarının oluşmasını sağlar. Şehrin kendi güvenlik güçleri de diğer fraksiyonların aç bir şekilde bakan gözlerini uzakta tutar. Bu şehirde doğan Spartalı korucular ise metroda barışı sağlamayı amaçlayan ayrı bir bağımsız askeri gruptur. Kendi ordusuna sahip olmayan küçük istasyonlar yardım ederler, bilinmeyen tehditlerle yüzleşirler ve yeryüzüne eski dünyaya çıkıp bu yeni yeraltı dünyasında kapana kısılmış insanlık için çare aramaya çalışırlar. Sparta askerleri de 4. Reich gibi donanımlı ve deneyimlidir. Az sayıda savaşçı, niteliği ve ideallerini yukarıda tutarak birlik olurlar. Polis ve Spartalılar insanlık için bir kurtuluş varsa, herhangi bir kurtuluş varsa oraya çıkan son umuttur. Ne var ki bu fraksiyonlar bile kendilerinden daha büyük güçler ve tehditler tarafından kuşatılmış durumdadırlar. Metrodaki her bağımsız istasyonu konuşmaya çalışsak bu dosya konusu hiç bitmez. Çünkü bu küçük yerleşimlerin toplamı diğer güçlerin bütününden daha fazladır. Büyük güçlerin getirdiği avantajlara sahip olmayan bu küçük yeraltı köyleri tünellerin karanlığında kendi başlarına sağ kalmak zorundalar. Ki sayıları her defasında biraz daha azaldığından pek kolay bir durumun içinde değiller. 3 durağın birleşmesinden oluşan VDNK birliği mantar çayı üzerinde elde ettikleri tekeli Hanza'dan ve tünellerin içindeki haydutlardan korumaya çalışırken Kara Varlıklar isimli gizemli unsurlara karşı da bir savunma hattı kurarlar. Park Pobedi istasyonunda konumlanan Büyük Solucan tarikatının teknofobik mensupları ise bütün dünyayı yaratan Büyük Solucan'ın varlığına inanırlar. Teknoloji kullanan istasyonların vatandaşlarını sıklıkla kaçırıp yiyen bu yamyamlar genellikle Arbat Konfederasyonu'ndaki kayıp çocuk vakalarıyla ilişkilendirilir. Metro vatandaşları arasında satanizm üzerine kurulmuş istasyonlarla alakalı söylentiler de dolaşır. Anlatılanlara göre bu satanistler metro insanlarını kaçırıp Ljubljana istasyonlarına götürürler ve bu insanları orada köle olarak kullanarak cehenneme giden muazzam çukuru kazdırırlar. Tabii ki Metro 2033 dünyasındaki bütün güçler bunlar değillerdir. Çünkü bu dünyada insanlardan başka güçler de cirit atmaktadır.
Derler ki bombalar düştüğünde cennet ve cehennem de patlamış. Bu yüzden de şeytanların ve ölülerin metrodan başka gidecek yeri yokmuş. İstasyonlar dışındaki en küçük tehdit konumunda olan mutantlara baktığınızda bile bu söylemin ne kadar tutarlı olduğunu görüyorsunuz. Öküzler kadar büyümüş kemirgen sürüleri, gökyüzünü dolduran şeytanımsı kocaman yarasalar, binaların içine dolaşan ürkütücü insanımsılar ve haddinden fazla büyümüş, tasvir etmeye cüret edemeyeceğim böceğimsi, örümceğimsi dehşetler, bu mutantlara verilebilecek sadece birkaç örnek. Mutantlar her ne kadar tehlikeli olsalar da bu tehlike Metro 2003 dünyasının karşımıza koyduğu diğer tehditler karşısında hiçbir şey. Tünellerde dolaşan bazı yolcular duvarların ardından veya tünel karanlığının derinliklerinden gelen tuhaf seslerin kendilerini çağırdığından bahsederler. Bazı tüneller ve istasyonlar ise içlerinde dolaşan gölgelerin olduğu iddialarıyla olduğu gibi terk edilmişlerdir ve kesinlikle kullanılmazlar. Metro kadar küçük ve kısıtlı bir mekanda böyle yerlerin kullanılmaması bu iddiaların ne kadar ciddiye alındığını gösterir. Adı anılmayan bazı tünellerde ise hala nereden geldiği bilinmeyen trenlerin ilerlediği konuşulur. Yüzeydeki tehlikeler ise bambaşka seviyelerdedir. Kavrulmuş dünyaya çıkan araştırmacıların dediklerine göre eski dünyanın kendisi bile hortlamış bir hayalete dönüşmüş durumdadır. Neden bombalar atıldı? Kim attı? Neden birileri durdurmadı? Savaş nasıl başladı kimse bilmiyor. Ama nasıl bittiğini de kimse unutamıyor. Her şeye rağmen insanların bir kısmı hala umutlarını yitirmiş değil. Genelde deli olarak adlandırılan bu insanlar bir şekilde yaşama ve geleceğe tutunmaya çalışıyorlar. Israrla geçmişi ve savaşı bırakmayan diğerlerinin aksine. Bu deliler dış dünyadan gelen radyo sinyalleri duyduklarını iddia ediyorlar. Bazıları da üniversite denen bir yerden bahsediyor. Savaştan etkilenmeyecek, radyasyona maruz kalmayacak kadar derinlerdeki bir istasyon. Ülkesine olan inancı yitirmemiş bir kısım insan da Altay dağlarındaki sığınaklarda bekleyen devlet güçlerinden bahsediyor. Zamanı gelince bu güçlerin ülkelerini kurtaracağına inanıyorlar. Nükleer savaş sonrasındaki bu karanlık ve acımasız dünyada bile insanlık hala inatla varlığını sürdürüyor. Savaş, barış, ölüm, yaşam ve umut ile birlikte.